hanımefendiler, beyefendiler. İster Alevi olsun, ister Sünni, ister Kürt, ister Türk. Ne olursa olsun hiç önemi yok. 72 milleti dahi bir görenler. Eline, beline, diline sahip olanlar. Sazına, sözüne, özüne sahip çıkanlar. Aramıza, almamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili misafirlerimiz, bundan 6 yıl öncesine kadar bu topraklarda yaşayan ve bıkmadan, usanmadan gerek Anadolu'muzda, gerek Türkiye'nin dışında Türk halk müziğini yaşatan, kültürümüzü, özümüzü yaşatan Alec Berk Çiçeği burada almaya geldik. Örneğin aramızda Alec Berk Çiçeği'nin bize emaneti, eşi, ablamız Can Çiçek var. Hoş geldin. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadınız. Bizlerin yanında olduğunuz için ayrıca sizlere, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Ali Ekber'in 1960'lı, 61'li yıllarda okuduğu Taş Plağı bir Pir Sultan'dan alınan bir deyişi vardır. Ben onu size şiir olarak okumak istiyorum, müsaade ederseniz. Üç günlük dünyada hey Ademoğlu, kamili kemale yolu gözle gel. Cümle alemin başı hakka bağlıdır. Marifet söyleyen dili gözle gel. Varıp eller gibi kuyular kazma. Hırsa nefse uyup yolundan azma. Konuş aslan ile küsülü gezme. Oy desinler sana be hey divane. Pir Sultan aptalım sinen fareler. Yıkıldı viraneler, kaldı ulular. Her ne iş işlersen seni görürler. Cihanı boş görme, dolu gözle gel. Teşekkür ederim, saygılar. ...1993 yılında da Alec Berk Çiçek hocamla tanıştık ve komşu olduk. Her yaz beraber, diğer dostlarımızla beraber hep birlikte sohbetlerimiz oldu. Gerek radyo gerek televizyon programlarında birlikte çalışma şansım, fırsatı buldum. Şöyle Alec Berk Çiçek'in dünyaya bakış açısını hepimiz biliyoruz. Bütün insanlara güzelliklerle nazar eylerdi. Herkesin inancına ve düşüncesine saygılı olan bir insandı. Hatta bazen de derdi ki, herkesin gözyaşları var. Bütün insanların gözyaşları var. Bütün insanların duyguları var. Böylece evrensel bir bakış açısına sahip olan bir insandı. Tabii ki onunla sohbet etmek, onunla birlikte olmak fırsatı yakaladığımız için de ben nacizane kendimi şanslı hissediyorum. Bir gün bağlamayı aldı eline Alec Berk Hoca. Dedi ki şu kağıt ve kalemi al, şu eseri bir daha bir yazalım. Tabii benim elim titriyor, kalem elimde ama nota kağıdını aldım elime. Önce bir açış yaptı. Ne duruyorsun yaz dedi. Dedim ki hocam açış bitsin ondan sonra ben yazacağım. Ben bu eseri hiç açışsız icra etmedim ki. Açışını da yazacaksın. Böyle bir anımız oldu. İzmir'e geldiği zamanlarda birkaç sefer bunu böyle çalıştık beraber. Ebru benim güzel kardeşim ve Can Hanım, Sayın Belediye Başkanımız, sevgili dostum, bağlamasında virtüöz, icrasında kusursuz Erdal Erzincan dostumuz. Tabii Alec Berk Çiçek'in dostları çok. Adil Yıldız çok yakın sevdiği dostlarından birisi. İşte Zeki Çiçek kardeşimiz
emekli oldu ve buraya yerleşti biliyorsunuz. Körfez'de çok güzel çalışmalar yapıyor. Dün gittik, gezdik, korosunu dinledik. Gerçekten gururlandım, mutlu oldum. Bunlar hep Ali Ekberçek'in dostları, yakınları, işte ailesi. Ali Ekberçek Hakk'a yürüdü ama o ölümsüzleşti. Ne mutlu, ne mutlu Ali Ekberçek gibi insanlara, hayatta göçtükten sonra da ölümsüzlüğü yakalayanlara. Ne mutlu.